Şimdi de sırada Kerkük'te Kelle Pata Yemeği üzerine özel bir beter hazırlanıp da izliyorum. Yaklaşık 83 yılından beri Irak halk yemekleri arasında daima listenin zirvesinde yer alan kelle paça yemeği günümüze kadar bu yemeği sevenlerin ilgisi büyüktür. Necedir Koç'dan kalma kasabı. Özü kasablar da yani ahirinden ha dönerler et işinden matamçılığa yani. Yani Koç'dan kalma bir işti bu bizim için. Yani olsun kellası olsun kebabı olsun. Biz almağını kasaphanadan aldık özün taban. Kasaphanadan aldık getirip özün özler oralıkta davarı soyarlar. Soyulmuş gelir bizim için. Ondan sonra getirip yanımızda ibidar özün. Geçenden sonra ibidar özün. Takriben bir 3-4 saat kalı su içinde ibini. İbininden sonra pek fırçalanı. Fırçalanı kamel. Ondan sonra mücemdeye koyar özün. Hatta et özü özün tutsun. Ondan sonra bir daha kazana yapmak için özen. Tekrar bir daha şey yapar özen. İbidar özen. O kerem ibini duzdan. Ha duzdan ancak kanı vardı, zıfır vardı. Olar hapsı atar özen nece diyar. Tekrar döndük bir kerem bir daha yakana. Yak yenen sonra özen. Kerem geçer ocak başına, kazana ocağa geçer. İşte oradan böyle başlar bir kerem peklemağına. Orada bir şart 3 saat. 3 saat sonrası tamam oldu. Bir saat de deme verir gözü. Yavaş ataştan. Tamam biz de çeşitli işlerik. Hem kuzu işlerik hem buzağı işlerik. Tabii elbette yani buzağın eti biraz sert oldu. Yani ondan sonra buzağı, ilk önce buzağı koyarız. Bir saat sonra kuzunu aynen atar. Tekrar özüden yani. Aynen kazandı. Ayaktı, lülalıktı. İşte böyle daha devam eder. Mumbarın yapmağın aynı siz burada elden yaparsınız. Zaten da elden tabii elden yapar gözün. Yani öz bir iş, her işi elden yani. Bizim kelle işi yani bir eskiden bir kalma bir yemektı. Yani desem bir böyle cihaz bir şey olsun, mekneyden bir böyle iş yoktu yani. Her şey öz elden yani. İş öz kelle, alem kelle yemeği mesela kışta fazladı, yaz günü fazladı. Elbette yani kışta. Yine biz kışa girer. Doğru. Daha fazla olur yani kışta Subhanallah Allah'tan yani yağış yağmağıyla insanın gövlü kelle çeker. Güzel. Ha. Evet. Yani özü kışta rağbatı daha fazla adı. Yani ağır yemek olduğuna. Yani biraz ağır yemektı. Maşallah indiki kızlarımız yenge kakanlar yani nenelerimiz kimin daha yani. Şimdi kelle diyende o özüne korkur baksın özüne. Ha nece tutacak yani paklayacak özü. Bu çok zor bir şeydi yani. Ha yani. Ama işte bu da kalı bir de pakliğe. Biz hamdolsun yani insanlar vardı, müşterilerimiz vardı. Özler bir şey hükmederler. Biz özümüz nece diyelim et hetme arar. Eydir biz burada bir hakete gelelim. Bari. Yerler kelle musul, Bağdat için. Yok canım bir böyle bir şey yoktu. Asıl kelle Kerkük Türkman. Kelle diyen de Türkman desen yani. Yani bu Türkman yemeğidir. Bizde yani bir şey yoktu. Yani. Yoktu bir böyle şey yani. Hatun Kerkük diyen de o kelle desen sen yani. Yani bizim hangi şey etmemiz bes ama bizde ne kaldı? Bizim uydu kanatlarımızdı, bizim kanallarımızdı. Yani bir şeylere
yaklaşmırlar ha, yani göz altına almırlar özlerini, o yüzden yani. Bu yemeği sevenler geceleri geç vakit ve sabahları erken vakitler yemeği tercih ediyorlar. Kelle paça ismi halk arasında yayılmıştır. Bu yemeği hazırlamak kolay değildir. Kelle paça koyun, inek ve kuzular kesildikten sonra bu hayvanların kelle paça ve bazı diğer organlarının parçaları bir tarafa ayrılıp iyice temizlenir. Sıcak suda yıkanıp daha sonra pişirmek için hazırlanır. Kerkük'te bu yemeğe ilgi halk arasında çok büyüktür. Özellikle de Kerkük'ün farklı yerlerinde bu yemeği hazırlayan özel lokantalar bulunmaktadır. Bu yemeğin tadını alanlar adeta alışkanlık hale gelir. Bu yemeğin tadının güzel olması da uzmanlara göre yaşadığımız bölgelerde hayvanların etinden kaynaklanıyor. Özellikle çok sarfı kıştadır. Kış gün sabahlar çok milletimiz, çok aşıkta adamlarımız, dedelerimiz, kozalarımız, amelerimiz sabah pazar hamamı, pazar hamsoyu güzel çalanı yerler. Ameler de diyorlar bazen biz. Ameler de çok, aynı sabah mesela ertişe kahdörtte gelir. Ama ne için işi yorgunluktu. O işi çok yorgunluktu. Sabahtan kapta etmeğidir, samontanına kaldırmeğidir. Kelleyen de bir kuvvet oluyor özü için. Gece yemeği, çok yemeği, gece yemeğleri cazdamız kaldı, availlerimiz. Yani şimdi çok bizim müşterimiz var, duktaman eydi bu özünü. Zahtı olarak şekeri var. Değil kelleyeme, bas o adam sevdiğinden gece yemeği var. Güzel yemeği yanında. Yani gece bir şam var, saat yok öyle gece vakımette 11-12. Saat 7-8 geldi, bir güzel çelesi gelir yava. Biraz yavuş arvadan oturur, biraz kızlar, biraz oğluyla oturur. O da bazen hazm oldu. Evet sevgili seyircilerimiz, işte gördüğümüz kelle paça yemeği. Gerçekten ben şahsen hiç istiyorum. Bilakis en sen çok güzel yemekti, en güzel yemekti. Hasan yani maalesef yoktu böyle matamlarda kadınlar geçen olsaydı. Vardı var. Gerçekten var çoktu. Ama yani mesela akşam vakti sabah ertenden bu adamlar gelirler yiyirler yemek. Yani bence olsaydı ben de giderdim yerdimizde. Ben geçen gittim tanıklarımdan gerçekten vardı. Yani kadınlar da yiyirler. Ama ben şahsen hiç beğenmem ama çok sevenler vardı. Ben bildiğim i̇şte kadar erkekler da daha fazla seviyorlar kadınlardan bunu, yemek yemek. Bu yemeği ne şiddet herkese yaptık? Çünkü sabahları böyle ya da gece, geç zamanlar bunun hayranları vardı. Has aynen. O günü buna ayırırlar. Herkese afiyet olsun diyerek bu yemeği sevenlere. Acetler bizi. İnşallah sen de en yakın zamanda